Eski bir karargahın önünden herkese selamlar. Şu anda Demokratik Timor-Leste Cumhuriyeti'ndeyiz. Pek kullanılmayan, bugün fazla da sevilmeyen adıyla Doğu Timor'dayız. Şu anda günün çok erken saatleri. Buranın böyle yoğun karışık olduğuna bakmayın. Timor-Leste'nin başkenti Dili'deyiz. Önceki videoları da izlediyseniz biraz fikir sahibi olmuşsunuzdur. Şu anda bulunduğumuz ülke dünyanın en yeni ülkelerinden biri. 21. yüzyılın aslında en yeni ülkesi. Ve gördüğünüz bu tarz karargahlar her yerde. 16. yüzyılda başlayan Portekiz sömürgesi tam 400 yıl sürüyor. Timor-Leste de Avustralya'ya en yakın komşu ülkelerden biri olan küçücük bir ada Doğu Timor ya da bugünkü resmi adıyla Timor-Leste dünyanın şu anda en tehlikeli ülkelerinden biri olarak biliniyor. Çünkü 400 yıllık bir sömürge geçmişinin ardından 1975 yılında bağımsızlığını kazanır kazanmaz sadece 9 gün sonra Endonezya tarafından ele geçiriliyor ve buradaki yönetim 1999'a kadar Endonezya'da kalıyor. 99 yılında Birleşmiş Milletler geliyor ve burada yönetimi ele alıyor. Birleşmiş Milletler'in yönetimi ele almasından sonra 2002 yılında da ülke bağımsızlığını kazanıyor ve 21. yüzyılın dünyada en yeni ülkesi haline geliyor. Yani şu anda içinde bulunduğumuz ülke dünyanın en yeni ülkelerinden biri. Evet, sokak biraz tehlikeli. Şu anda en işek caddelerden birinde de olsak çok hızlı bir şekilde gaspa, soyguna uğrayabiliyorsunuz. Ne olduğunu bile anlamazsınız. Bize bu zaten söylenmişti gelmeden önce ama ilk videoyu izlerseniz motorlar tarafından Alican gaspa uğruyordu zaten. Burada hayatını kaybetmiş olanların eşyaları var. Buranın gerilla grubu aslında. Şimdi Ayhan abimizin yanına gidiyoruz. Timor-Leste'de, Demokratik Timor-Leste Cumhuriyeti'nde yaşayan tek Türk. Çorbayı hazırlıyorum hemen. Bir gidip gelelim o zaman. Siz gidin oraya gelin. Burayı bir göstermek istiyorum size. Türk bayraklarımız hemen dükkanın içinde. Porselenlerimiz. Abi bir şey diyeceğim. Bir telefonunla şu an mesela çekinde bizim çocukları almıyorlar deyip aldırabilir misin bize? Alırlar. Valla? Alırlar. Ayhan abi nasıl güzel temsil etmiş buradan görüyoruz. Alvaro abimize sorduk Türkiye hakkında ne biliyorsun diye. Ayhan'ı biliyorum dedi bir de kebap biliyorum dedi. Size kasada sandalyeyi göstermek istiyorum. Burası bizim konakladığımız guest house. Yani misafir evi gibi düşünebilirsiniz. Burada oteller guest house'lar genelde. Yine Portekizce bir isim. Sandalo. Sandalo'nun evi. Kasada sandalo. Hello. How are you? Yeah. What's your name? David. David. Yeah. Mert. Mert. Nice to meet you. We're from Türkiye. Türkiye. Yes, Türkiye, Türkiye, Türkiye. Şu anda Endonezya sınırına yani Batı Timur tarafı Endonezya'nın o sınıra buradan 1,5 saatlik bir mesafedeyiz arabayla. Büyük bir ada değil ama iki ülke sahibi bu adanın. Kıbrıs adasını düşünebilirsiniz mesela. Bir tarafı Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, diğer tarafı Yunanistan'a ait. Bazı ülkeler tanıyor, bazı ülkeler tanımıyor. Böyle durumlar var burada. Ve hemen şundan bahsetmek istiyorum. Şurada da gördüğünüz gibi ülkenin büyük bir çoğunluğu Katolik. Hristiyan ve gerçekten inançlarına çok bağlı Katolikler her pazar kiliselerde buluşurlar, güzel giyinirler ve ibadetlerini yaparlar. Çok orijinal bir guest house burası, çok orijinal bir konaklama. O yüzden buraları böyle göstermek istiyorum. Burası resepsiyonumuz. Dünya saatleri ama dünyanın neresi olduğu yazmıyor. Girişte hemen mesela Bienvenidos a Mexico diyor. Böyle bir Latin Amerika havası var aslında ülkede. Kaldığımız odaları göstereceğim. Şöyle 6-7 tane oda var. İşte her birimiz farklı odalarda kaldık burada. Şimdi size benim kaldığım odayı göstereceğim. Şöyle bir bahçenin içindeyiz. Ama tabii burada börtü böceği inanılmaz fazla. Öyle büyük böcekler var ki şöyle odanın içinden böyle böyle böcekler çıkabiliyor. Bir de düşünün yani şu an ortalamanın çok üstünde bir yerdeyiz. Ama bulabileceğiniz en iyi yerlerden bir tanesi burası. Biraz da otantikliği yaşayayım diyorsanız tabii. Şöyle ilginç bir sineklik. Sinekliğin içinden tabii sinekler geçebiliyor. Şöyle de kolsuz bir kapımız var. Böyle bir mutfak. Buzdolabımız var. İçinde bir şey var mıymış? Daha hiç açmadım. Yok. Vallahi mutfak ilginç bir şekilde çok çok temiz. Televizyonumuz var. Biz dün buradan çıktığımızda odadan geri döndüğümüzde televizyon açıktı. Muhtemelen oteldeki kardeşlerimiz gelip burada biraz keyif yapmışlar. Odaya girdiğimizde dün televizyon açıktı çünkü. İnternet yok abi otelde. Şöyle bir yatağı var. Yani temizdi. Önemli olan o. Gayet temizdi. Banyosu da bu şekilde.
yine kötü olduğu söylenemez ama su bayağı paslıydı. O yüzden kendi içme sularımızı da biraz da duş aldık. Yine şöyle bir bilgi vereyim. Bu tarz ülkelerde sudan emin değilseniz eğer dişinizi bile fırçalamayın bu musluklarda. Dişinizi fırçalarken içme suyu kullanın. Ama her şeyden önemlisi klima vardı. Çünkü burada klimasız kalmanızın mümkünatı yok. Yani vantilatörle, fanla falan yukarıda olacak iş değil bu ülke. Şöyle su aldım marketten. Sular Endonezya suları. Endonezya'dan geliyor haliyle. Şöyle bir hamamımız var ama yani cesaretliysen yatabilirsin bunda. O kadar çok sivrisinek ve böcek var ki burada. Şurada tahmin ediyorum gece vakti bu hamakta 1 saat yat. Kalktığında ne hale dönersin bilmiyorum yani. Şimdi check-out'umuzu yaptık. Casa de Sandalo'dan, Sandalo'nun evinden çıktık. Hemen köşeyi döndük. Şöyle bir berber var. İçeride de kadın berberler erkekleri tıraş ediyor. Bak Tayland stili. Ha, bir selam verelim. Evlere falan bakın. Her yer korunaklı burada. Teller falan var dikenli. Elektrikli teller var bazı yerlerde. Bunlar normal evler. Marketleri bile, hatta benzin istasyonlarını bile bu şekilde koruyorlar. Çünkü hırsızlık, dediğim gibi gasp, yağma, bunlar çok sık yaşanıyor. O yüzden bu şekilde korunuyor. Dili Backpackers diye bir yer gördük. Demek ki burada bir backpacker hostel de var. Evet, bakalım. Hostelimiz muhtemelen Dili'nin, ülkenin tek hosteli burası. Booking'de de görmedim ben ama varmış demek ya. Horozlar falan var burada. Terk edilmiş. Şurada şöyle bir kafe var. Kapalı ama şu an. Ne zaman açılır, ne olur hiçbir fikrim yok yani. Burada saatler nasıl işliyor? Bak görüyor musun? Bütün evlerin bahçelerine böyle tel örgüler var. Dikenli teller var. Ya bak burası bir spa. Aslında yani bir masaj salonu. Masaj salonunu bile nasıl koruyorlar ve gece de karşı taraf karaoke bara dönüyor. Bak girişe bak, çok enteresan bir yer ha. Tehlikeli bir Afrika ülkesi vibe'ı var burada ya. Bak bu içerisi karanlık baya, karaoke bara dönüyor. Şuna bir selam verelim. Hello, this is a spa. Masaj. Masaj salonu. Yeah. Dorong, dorong diyor. Aaa okey. Manikür, pedikür. Okay, okay. Okay. Thank you. Fena sıcak ha. Evet, sen oradan. Alican kaldırıma geçti. Çünkü daha iki gün önce, buraya ilk girdiğimiz gün, dediğim gibi sıkıntılı bir olay yaşadık. Aynen böyle yol kenarında. Arabanın bagajından ekipmanları çıkarırken vallahi biri geldi, Alican'a sağlam çarptı. Buna benzer bir şey Bangladeş'te vardı. Her ev, otel gibi yerler, işletmeler, buraların girişinde bekçiler bekliyor. 7-24 bekliyor bu bekçiler. Herhangi bir şey olursa diye. Bak, Timor Aid diyor. Yardım kuruluşlarından bir tanesi. Burada çok fazla sivil toplum örgütü var. Birleşmiş Milletler'in büyük bir fonu var burada. Bu fon üzerinden buradaki dernekler, yardım örgütleri falan fonlanıyor. Çok sayıda var o yüzden. Burada gördüğünüz yabancıların hepsi çalışıyordur. Yani burada turist yok. Burada herkes bir yardım örgütünde, dernekte, Birleşmiş Milletler'de çalışan yani. Gördünüz dedim de kimseyi de görmüyoruz zaten. Ne olduğunu bilmediğim karargahımsı bir yer. Amerikan bayrağı var, Timor bayrağı var. Her yeri kapalı. Ülkedeki her şey askeri, güvenlik, tedbir üzerine dayalı gibi yani. Bali masajı. Zaten bir bak. Bu fena bakıyor. Fena baktı ha. Gördün mü nasıl kesti? Kim lan bu diye. Kim lan bu diyebilir, harbi köpeği bile diyebilir buranın çünkü yok, bu sokaktan kaç yabancı geçmiştir ya. Abi çok sıcak, biraz daha ateş yakalım, biraz daha ısınalım. Bali'nin sıcağı nemi buranın yanında hiçbir şey ya. Sahilde de çok yol kenarından yürüme çantalarına. Evet, çift omuz takamıyorum zaten, o kadar sıcak ki. Karşıda bir ilkokul var. İlkokulun girişinde teyzeler bisküvi falan satıyor. Aman abi, kameraya dikkat. Evet, bir ilkokulun girişi. Hello, how are you? Nasıl gülüyor? Aa, bunlardan bizde de vardı bak. Altın çikolata, aynen. Baksana bizim böyle 40 yıl önceki herhangi bir ufak bakkalda satılan şeyler gibi değil mi? Sulu göz var mı abi, sulu göz? Sulu göz var mı? Yok. Tipi tip var mı? Abla da sıcaklığın, it's hot. It's very hot. Traveling. Traveling, yeah. Türkiye, Türkiye. Haritada taranıyor Türkiye. Okey. Çok sıcak. Türkiye neydi lo diyor. Burada Zanana spor merkezi var. Zanana. Hello. Yeah. How are you?
I'm fine. What's your name? I'm William. William? Yeah, I'm teacher. Teacher? Yeah. It's a football team, right? Yeah, football team. How are you guys? Yeah. Nice. Nice. Tam Benfica'ya transfer olacakken çapraz bağları kopan ve kendini burada antrenörlüğe adayan, çocukları eğiten, Umut'a yolculuk yaptıran antrenörümüz William. So this is Zanana. Zanana Sports Center. Yeah, Zanana Sports Center. Timor-Leste is the national team? Yeah, you know, it's not national team, but for academic. Oh yes, you still learn, yeah. Who is your favorite football player? İmi Costa favorite Seyda. Barcelona ka Real Madrid ka Seyda. Wow, herkes Realci ya. Who is the football player? Sema, jogador Sema İmi Costa. Cristiano, Ronaldo. Oh, Cristiano. Şey çok belli. Ronaldo. Ronaldo. Portekiz. Yeah. Portekiz burada bayağı bir hani seviliyor. I hope at least some of them will be a like big football player. Yeah, yeah. Thank you. And thanks to you. Thank you for taking care of all these children. Yeah. Thank you too. Thank you to welcome. Thank you so much. Yeah. Nice to meet nice you to again. Meet you. See you guys. Yeah. See you guys. Keep playing. Yeah. Ülkede büyük bir fakirlik var ama futbol genelde bu tarz ülkelerde sadece futbol değil, futbol veya benzeri sporu veya hobiyi mesleğe dönüştürebilmek bu tarz ülkelerde en büyük hayal oluyor genelde. Yani umarım oradaki çocuklardan en azından bir tanesi, iki tanesi kafa koyduğu, başını yasladığı bu hayale kavuşur bir gün. Şurada arkamızda buranın merkez hastanesi var. Aslında poliklinik gibi biraz daha. Şimdi Ayhan abimizin yanına gidiyoruz. Timor-Leste'de, Demokratik Timor-Leste Cumhuriyeti'nde yaşayan tek Türk. İkamet eden, resmi olarak tek Türk'ün yanına gidiyoruz şu an. Ayhan abinin yanına. Hay. Ayhan abi de güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra bir yere daha uğrayacağız. Ha mesela bir market var burada. Demir parmaklıklarla kapalı normalde. Hay. Bu çoğunlukla bu Güney Amerika'da falan oluyor. Güney Amerika'da oluyor, Tonga'da da vardı mesela. Afrika'nın tehlikeli ülkelerinde de olabiliyor. Nasirendang, Nasipadang, 1,5 dolar, 2 dolar. Bu yemekler buranın yerel yiyecekleri. Aslında Endonezya'nın yerel yiyecekleri ama burada da meşhur. Çok merkezi bir konumda, iyi restoranlardan biri ama tabii tamamen yerel bir restoran. Böyle bir yer. Helalmiş bak. Helal çok bulamayabilirsiniz bu ülkede çünkü dediğim gibi Katolik, Hristiyan bir ülke. Ha bye bye diyor bak. Bak Tonga'da da aynısı vardı. Bye bye demesinin sebebini söyleyeyim. Tonga'da öğrendim ben bunu. Herkes merhaba değil görüşürüz diyor direkt. Çünkü yabancılardan çok çekiniyorlar. Ya hem konuşmak istiyor, selam vermek istiyor ama aynı zamanda çok utanıyor. O yüzden sana sözü uzattırmamak için fazla sorular gelmesin diye yabancı tarafından direkt bye bye diyor. Hem böylece selam vermiş oluyor, sana bir laf atmış oluyor hem de senin uzatamayacağın bir şekle getirmiş oluyor. Yani aslında direkt mesela seni görüyor, görüşürüz diyor, geçiyor. Selam vermek istiyor yani. Burada dikkat abi. Bol motorlu, bol kapkaç. Kahve var mesela bak, Kios Nagana, Timor-Leste diyelim. Çok önemli bir kahve üreticisi, kahve ihracatçısı. Oo, ağaca var. Bu da Portekizlerden kalma 400 yıllık bir ağaç olabilir. Çok klasik bir kafeye benziyor. Burada bir kırtasiye var. Çok fazla okul, üniversite var bu arada Timor'da. Aa, çok orijinal bir kafe ha. A Dreamer Cafe. Ay. Eğer muhabbeti devam ettirmek istiyorsa, öğrenci ise belki İngilizce pratik yapmak istiyordur. Hello olarak selam verebiliyor ama genelde küçük çocuklar, utangaçlar, konuşmak istemeyenler sıcak kanlılığından dolayı bir bye diyor, görüşürüz diyor, geçiyor. Sol taraf üniversite gibi. Yani lise de olabilir. Yani bir, ya bir tıp fakültesi falan olabilir bu taraf. Ama yaşlar bayağı küçük, liseye benziyor ya. Meslek lisesi falan olabilir burası. Evet bak üniversiteymiş. Üniversitede Nacional Timor Lorosa. Timor Ulusal Üniversitesi'nin yanındayız aslında şu anda. Bak hala maske takan insan sayısı çok fazla. Maske takıyorlar yani. Timor ilginçtir. Sınırlarını Covid döneminde ilk kapatan ülkelerden biriydi. Abi zeka geriliği çok var ülkede.
Bunu ben okumuştum. Birleşmiş Milletler'in bir raporunda okudum hatta. Çok ciddi bir zeka geriliği var ülkede. Algı gerçekten çok kapalı ve konuştuğunuzda çok en basit şeyleri bile anlatabilmeniz için 2-3 kere söylemeniz lazım. Kendi aralarında, kendi dillerinde Tetumca konuşuyorlar ya da Portekizce konuşuyorlar. Kendi dillerinde bile anlaşmakta çok güçlük çekiyorlar en basit konularda bile. Amigo dur amigo, bir gösterelim be. Amigo durmuyor ya. Amigo chicken. Aa, canlı canlı. 15 dolar diyor. 15 dolar tanesi. Yalnız tutanın elinde kalır. Çok tutma. Evet, 15 dolar diyor. Tamam. Okey, okey, okey. Çocuk canlı canlı satıyor sokağın ortasına ama şu şey meşhur. Sopaya tutturuyorlar ne satıyorlarsa, balıksa, tavuksa, meyveyse, sebzeyse, her neyse. O uzun sopaya tutturuyorlar, sırtına geçiriyor. Tüm gün boyunca onunla satış için onu satabileceği yerlerde yürüyorlar. Ve çok ağır yani, gördünüz ya kaç tane tavuk taşıyor çocuk. Ayhan abiye yakınlaştıkça şu an acıkmaya başladım ya. Valla geldik. Sport Dilia Benfica. 1938'den beri. Benfica Spor Kafe. Hello. Good morning. Ayhan abi günaydın. Günaydın kardeşim, hoş geldin. Hey bro. Abi nasılsın? Eyvallah. Ne yaptınız? İyi vallahi, iyisin. İyi görünüyorsun. İyiyim, iyiyim. Ben bugün iyiyim biraz. İyisin ha? Çorba hazırlıyorum hemen. Bir gidip şey gelelim o zaman. Siz gidin oraya gelin. Burayı bir göstermek istiyorum size. Türk bayraklarımız hemen dükkanın içinde. Porselenlerimiz. Abi bir şey diyeceğim. Sen temizlik konusunda obsesifsin. Ben sana söyleyeyim. Abi olmazsa olmazım benim. Değil mi? Ben yapamam. O yüzden benimle eleman çalışmıyor. Ya ondan mı yabancı çalıştırmıyorsun? Evet, ondan çalışamam. Vallahi var ya şu mutfak manyak temiz. Ben göstermek istiyorum iznin varsa. Ya ama abicim gel. Gel. Ne demek gel. Size şu mutfağı göstermek zorundayım. Çünkü Timor-Leste'de görebileceğiniz belki de en temiz mutfak değil mi? Böyle mutfak göremezsin, şeffaf göremezsin. Kimse zaten açmaz. Ya onu diyorum ondan açmaz, mesela. Yok, ya ben genelde bir restorana girdiğimde çekim yapacaksam özellikle sorarım müsaade var mı içeride diye. Hani yok yok. Herkes kimse, açmak kimse, istemez kimse, çünkü kimse ama. Şey yapamaz, kimse ya var yapamaz. Ya. İşte benim fırınlarım, hamur makinem bunlar hep Türkiye'den geldi. Türkiye'den mi? Evet. Burayı her şeyi tek başıma kendi ellerimle yaptım. Abi, burası daha önce bahçeydi. Süpersin ya. Bahçeydi. Allah, böyle duvarla çevirip seramiklerini yaptım, tertemiz bir hale geldi. Ya şey yani, diyeceğim, çoğu yerde sabun bile yok. Kültür yok yani. Kültürümüz yok. ben de bunlara uymaya başladım. Yani burada temizlik kültürü yok. Evet, evet. Yok. Yok, harbiden yok. O yüzden yok, mesela ama insan bir şey yerken içine bakıyor, bir karınca var mı, bir böcek tabii kalmış ki, mı? Tabii ki, tabii ki. Hep tabii bakıyorsun ki. Yani. Tabii ki. Temizlik olayı olmadığı için pis hayvan çok. Faresi, bilmem nesi. Tabii. De, fare de değil abi yani kes, çok her kebap şey yap yani. Abi her şey 2-3 kat büyük gibi ya. Aynen aynen. Ufak, büyük. Yani Türkiye'de gördüğümüz bazı böceklerin boyutu burada 5 kat daha büyük ya. Hayatımda ilk defa burada gördüm böyle bir fare. Abi kedi ya, kedi korkuyor fareden. Değil mi? Kedi korkuyor fareden. Tamam ben dedim burada ölürüm yani yemem. Bire baksana 69 kilo geldim, 53 kiloyum şu anda. Aman abi vallahi. Abi yani aman, çok şey. Biraz daha kilo alman lazım. Almam lazım da yani yok hani ben burada bu son senem benim bittikten sonra artık buradan çıkarım. Selamünaleyküm. Artık bir 6 ay kendime bakarım. Yerim, içerim, gezerim. Bak abi, kesinlikle. Ondan bak sonra. Şurada bir bakalım. Gel kardeşim. Valla çok çok güzel de bir bahçem burayı, var. Ya, burası bana ait değil ama ben burayı kendime çevirdim. Hı-hı. Yani işte burada biberlerim falan var. He, burada ekiyorsun, biçiyorsun. Mango var. Bu üzüm Türkiye'den getirdim, diktim. Hı-hı. Şimdi böyle oldu. Sadece güneş görmediği için evet, verimsiz şu an. Burada bir saha var. Abi şu gördüğüm bölge Portekiz dönemine ait. Benfica Spor Club. Yani onu ben soracaktım. Her yerde burada girerken Benfica Spor Kulübü evet, falan yazıyor. Benfica Spor Club. Spor çok okulu eski gibi bir şey galiba. Aynen. Burada işte boksör yetiştirirler. Yetenekli gördüler var mi aynen, Benfica'ya? Aynen. Artı burayı her akşam kiralarlar, kiraya verirler. Evet. Futbola, voleybola, basketbola. Evet. Onlar geçinir. Hi. How are you? You good? I'm fine. Ayhan abinin hemen karşısında ulusal müze var. Buranın tek müzesiymiş. Bir içeri bakalım diyoruz. Ayhan abi dedi ki, Alvaro var içeride. İsmimi ver gir. Gece kulübü girişi gibi oldu. Ayhan abinin yeğenleriyiz. Oh, soğuk, ne güzel. Alvaro? He's inside the exhibition. Okay, okay. We are together. Giriş 1 dolarmış. Bizde de neyse ki bozukluk vardı. Dünden kalma. Okay. Burada genel olarak tarihinden bahsediyor. 74'te başlayıp 79'a kadar çok fazla gerilla savaşı, iç savaş yaşandı burada. Zaten bu süreç 74'ten 79'a kadar Endonezya'nın ülkeyi ele geçirmesi ve Doğu Timor'un önce bağımsızlığını kazanması ve 9 gün ardından da Endonezya'nın burayı ele geçirmesiyle ilgili bir ufak tarihi var buranın.
Daha çok yazılar üzerine bir müze olmuş. Buralarda 70'li yıllarda kullanılan silahlar var, tüfekler var, telsizler var, haberleşme cihazları var. Burada Falintil var. Buranın gerilla grubu aslında. Gerilla demek, bu isimleri söylemek biraz sakıncalı olabiliyor. Çünkü ülkenin dinamiklerini bilmeden hangi gruba, hangi örgüte ne isim verebileceğinizi bilemezsiniz. Ne taraf gerilla, ne taraf savaşıyor, ne taraf özgürlük için yapıyor, ne taraf gerçekten terör olaylarını destekliyor falan. Bunları fazla kurcalamamıza gerek yok burada çünkü içeriğini çok bilmiyoruz. Ülkenin dinamiklerini, her şeyini anlamak gerekiyor. Ancak o yargılara buralılar varabilir. O yüzden biz bu konularda fazla yargı dağıtmamamız gerekiyor. Çoğu belgede burada İngilizce yok. Bütün yazılar Portekizce. Portekizce. Portekizce olduğu için biz daha çok bu müzede görsellere bakabiliriz. Çünkü İngilizce bile yok. Timor-Leste'liler aynen bu şekilde ayaklandı. Independence is what we have. Burada hayatını kaybetmiş olanların eşyaları var. Son kullandıkları vakitten sonra herhalde buraya getirilmiş. Burada saklanmış durumda. Çok da fazla gösteremiyoruz bunları. Topluluk kurallarına aykırı olabiliyor. O yüzden... Ayhan. Yes. When did you establish this place? From 2005. 2005, it's yeah. New, yes. What do you know about Turkey? I just know the Turkey people, Ayhan, Turkey food. Yes, Ayhan abi nasıl güzel temsil etmiş, buradan görüyoruz. Alvaro abimize sorduk, Türkiye hakkında ne biliyorsun diye. Ayhan'ı biliyorum dedi, bir de kebap biliyorum dedi. Yeah. Thank you so much. You're welcome. Have a nice day. Yeah. See you. Thank you. Bu şekilde canlı yavru diyebileceğimiz domuzlar sokakta satılıyor. Kolega. Para istiyor konuşmak için anladığım kadarıyla. Domuzlar canlı. Obrigado. Pek hoşuna gitmedi davranış sanırım ama oldukça ilginç, hayvanlar için de oldukça kötü bir durum yani. Şimdi size Ayhan abi tarafından hazırlanan Timor-Leste'nin geleneksel kahvaltısını göstermek istiyorum. Hocam, buyur. Ayhan abi Timor-Leste geleneksel kahvaltısı hazırlamış bize. İzleyicilerimizin çok merak ettiğini biliyorum. Timorlular sabah ne yer diye. Yani muhteşem bir soframız var galiba şu an. Yolların en güzel şeyi ne biliyor musun? Tanıştığın insanlar. Gerçekten. Bizim hepimizin 10 yıl sonra Timor-Leste dediklerinde aklımıza direkt Ayhan abi geliyor. Direkt. Kesinlikle. Ya yani Timor-Leste ile bağladığımız isim direkt bizim Ayhan abi olacak. Bir ülke kazandık. Bir ülkenin kültürünü gördük. Çok değerli. Bilgi edindik. Skor yaptık. Bir ülke daha ekledik gördüğümüz ülkelere. O da güzel. Ama Ayhan abiyi tanımak bunların hepsinin üstünde. Gerçekten. Evet, kesinlikle. Çok değerli bir şey. Kesinlikle. Çok güzel bir insan tanıdık. Bir zaman unutmayacağım ben Ayhan'ı. Kesinlikle benim için de. Yani Timor-Leste dendiğinde Ayhan abi gelecek en başta. Canım kardeşim benim. Valla Timor-Leste dendiğinde biz seni hatırlayacağız. Ya onu konuşuyorduk az önce. Öyle mi? Ya bak zaten bize geleneksel Timor-Leste kahvaltısı hazırlamışsın. Şimdi onu da bir göstermek istiyorum. Türk kahvaltısı abi. Abi Timor-Leste de genel olarak şöyle çorbayla açılıyor kahvaltı. Tavuk çorbası. Burada kaşarımız var. Burada geleneksel Timor-Leste ekmeği. Geleneksel Timor-Leste yumurtaları. Timor domatesleri ve Timor misket limonu. Ve süt tozundan peynir. Burası Isparta Semir kenti Timor köyü. Ayhan'ın köyündeyiz. Gerçekten öyle oldu. Tabaklarda bir şey kalmasın vallahi ekstra yazarım. Timor-Leste'de böyle çalışıyor restoranlar. Öyle eğer abi. Tabakta bırakırsan bedavaysa bile yazarım abi iki katı. Abi efsane. Kokusuyla da tadıyla da. Ayhan abi şimdi biz uçağa yetişmeye çalışacağız. 15 dakika sonra falan bizim orada olmamız lazım. Yoksa Bali uçuşumuzu kaçıracağız. Oldu ki biz check-in'i kaçırdık. Eyvallah. Sen bir telefonunla bizi çözebilir misin bu durumu? Zor. Neden zor? Şöyle zor. Şu anda başbakanın göreve başlamasıyla yoğun olmasa hani ona... Ha, yoğun olmasaydı ama hallederdin. Yoğun olmasa bir telefonla olur. Ya belki yoğunluğuna denk gelmiyor. Yeni kahvaltısını yaptı, kahvesini içti, keyfi kıyak. Bir telefonla şu an mesela check-in'de bizim çocukları almıyorlar deyip aldırabilir misin bizi? Alırlar. Vallahi. Alırlar. Başbakan da sürekli beraberler var. Yani biraz önceki buradan geçen Ali Can'a gösterdim. Afganistanlı arkadaş. Onun kanalıyla yine hallolur. Bir şekilde hallederiz yani. Halleder çünkü o onun sağ kolu. Beraber çalışıyor. Evet. Murat hocam check-in'i halledebiliyormuşuz. Ben eğer ben... geç kalırsak Ayhan abi çözüyor. Sen güvenme abi. Ayhan abi bir şey daha soracağım sana. Buyur kardeşim.
sormadığım bir soru bu. Aslında ilk sormam gereken soruydu. Burada tek Türk olarak yaşamak seni yalnız hissettirdi mi hiç ya? Ya da şu an mesela nasıl hissediyorsun? Ya yani şu an biz olmasak diye düşün abi yani. Abi siz olmasanız şu anda ben burada terör estiriyorum. Şu iki günde sizin bana verdiğiniz enerji de çarp... Gerçekten söylüyorum yani bunu. Şu anda iki günde öyle bir rahatlamış durumdayım ki. Evet. Şarj oldum ki. Evet. Yani aklın hayalim de olur. Abi ne demek 11 yıldır burada yalnız başınasın, kürsün. Bazen zaman zaman görebiliyorsun. Gelip ziyaret ediyorlar ama kısa dönem. Ya vize uzatmaya gelir ya işte bir şeye gelir. Hiç görmüyorsun Türk. Yani. Muhabbet de edemiyorsun. Yok abi. Bu da dışarıya seni... Aynen abi. Sinirleniyorsun. Çok hızlı sinirleniyorsun. Şey kapasite galiba kaldırmıyor. Yani dünya dolu. Sağlıklı düşünemiyorsun. Nasılsın bugün derse bile. Abi o zaman bir şey soracağım sana. Türkiye'den buraya gelecek olanlara senin önereceğin en başta önereceğin şey nedir? İhtiyacı olan gelsin. Yani. İhtiyacı olan. Abi hayatımda gördüğüm en güzel cevaptı. İhtiyacı olan mı gelsin? Şunu söylemeye çalışıyorum. Kimin nasıl bir ihtiyacı olabilir? Yani yurt dışı derken bizim insanlarımızda genelde eğlence belden aşağıya düşündüğümüz. Kendisini garantiye almak istiyorsa, geleceğini garantiye almak istiyorsa, elinde becerisi varsa ne bileyim elektriktir, buzdolabı tamircisidir. Örnek veriyorum. Gelsin abi çantasını alsın gelsin. Ben kefilim, ben bulacağım ona. Ben bulacağım. Yani aylık 5-6 bin dolar parayı hiç yer bu minimum seviye 5-6 bin dolarlık para yapacak ama yaptığı işin arkasından koyum dedirtmeyecek. Açık ve net söylüyorum. Abi. Peki abi şu an gerçekten Timor Leste'yi sevdiğin için mi duruyorsun yoksa durmaz mısın yani? Gider abi, misin? Şu gördüğün melek var ya. Evet. Bu yıl sonuna kadar bu melek için buradayım. 2024 bittikten sonra bu meleği de alırım yanıma. Ben çıkarım ama kesinlikle Türkiye'ye dönmem. Yaş kaçtı abi? Şu anda 53 ama önümüzdeki Nisan 1, 54. Abi her şey için çok teşekkür ederiz çok gerçekten. Abi çaylarımız da geldi. Yapalım. Murat hocam, o zaman aramızdaki lider olarak burada biz mahsur kaldığımız senaryoda bize biçeceğin roller nedir? Evet, şimdi abi ilk olarak ben ne yaparım bu rolde? Abi sen bizim otomasyon sistemlerini kurarsın. Ülkede otomasyon sistemi yok. Evet. Otomasyon sistemi kurarız. Restoranlara satmaya başlarız. Elden kağıda girmezler artık. Ben tamamım yavaş abi. Yavaş. Oradan bir çakarız zaten. Hayta ne yapsın? Takipçisi olur abi. Ne kadar Kanadalı, Amerikalı, Avustralya'ya gelirse önce Hayta'yı bulur. O onlardan aldıklarını hükümet kanadındaki başbakana yardım dağıtır. Oradan da bir müthiş bir politik bağ kurarız abi. Evet. Bütün politikacılar bize selam verir. Özeri anlatayım abi. Evet. Ben Tayland'da bir adamla tanışmıştım. Değerli mücevher işleri yapıyorlar. Maden işleri. Adam görevini şöyle açıklamıştı bana. Dedi ki ben dedi maden çıkaracağımız ülkeye bir yıl önceden gidiyorum. Bana müthiş bir bütçe sağlanıyor. O bütçeyle lüks arabalar, evler, onunla birlikte politikacıların kızlarını belirliyorum ve onların gittiği klaplara, barlara gidip sonra onlarla sevgili oluyorum. Onların aracılığıyla baba oradan bağı kurduktan sonra şirketler geliyor ve şirketlerin çok güzel hükümetle işlerini çözüp ihaleleri bağlıyorlar. Evet, rolü anladım sözler hocam. Sözler abi buradaki evet politikacıların. Evet, politikacıların. Damat olur. Evet, evet. Hocam Alican ne yapacak? Alican dayanıklı bir adam. Yeterince dayanıklı olduğumu test ettim ben. Kaiser Schoze abi. Kaiser Schoze. Arkada böyle çayını içecek, sakinleyecek ama bütün arkadaki beyni olacak abi. Her şeyi yöneten o olacak yani. Bilin de yani. Çukur'un reisi olacak abi. Eyvallah. Ayhan abi zaten... Gıda sektöründen sorumlu bakan olarak görev yapalım. Vallahi ekip kuruldu o zaman. Biz mahsur kalalım. Zaten biraz daha çay içersek yetişemiyoruz uçağa. Evet, o zaman bir sonraki video yine Timor Leste'den gelebilir. Kaldık galiba. Artık bütün videolar Timor Leste'den gelecek. Başbakanlar adım beni sıkıntı yapmayın. Hallettin mi abi? Direkt uçak kalkarken tutunarak gideceğiz. Uçağın kapısına kadar götüreceğim. Merak etme. Biz de mi gireceğiz? Son çıkış kapısına kadar ben size el sallayacağım. Merak etme. Şimdi Timor Leste'nin tek uluslararası havalimanına geldik. Çok küçük bir yer ya. Çok küçük bir yer. Acayip küçük. Tonga'nın havalimanından bile küçük bir havalimanının girişindeyiz şu anda. Giden yolcu kısmından giriyoruz şu an. Bakar mısın? Böyle hissiyatı sanki böyle bir normal bir vergi dairesine falan giriyormuşsun gibi. Baksana. Şu an dünyaya açılabileceğin tek yere giriyoruz aslında. Ya dünyaya da açılamıyorsun. İki yere uçuş var. Biri Avustralya'nın Darwin şehri. Diğeri de zaten Bali, Denpasar. Şu an biz oraya uçuyoruz. Sağ salim. Burada
Abi çok ilginç bir check-in sistemi var burada. Check-in'i buradan yapıyorsun. Hava yolları şirketinin ismi CityLink. Hayatımda gördüğüm en küçük havalimanı galiba. Şöyle bir havalimanının içini göstereyim size. Bu abi sadece. Dış hatlar terminalindeyiz. Burada bir kafe var. Ufak bir kafe. Burada bir hediyelik eşyacı. Burada da aynı şekilde. Arkamda checkpoint'ten geçeceğiz. Pasaport kontrolü. Ayhan abi. Abi sen nasıl girdin ya? Sen ne yapıyorsun abi? Dükkan bizim ya, ben girerim. Tamam. Hello. Hello. What's your name? My name is Anna. My name is Mary. Alican Elmer. You got 4 Turkish in your shop right now. Have you seen any other group like this in Timor-Leste? Never. Never. Only one. Only one. Abi biz gidiyoruz. Artık tek olmaya devam edeceksin bu ülkede. Ne hissediyorsun? Evet, umut ediyorum ki inşallah tek olmam. Yani sizin gibi böyle can ciğer arkadaşlar gelirler. Şen şakrak hem çalışırız hem eğleniriz. İnşallah gelir yani. Gelir diye umut ediyorum. Yani sizlerden sonra gelir diye umut ediyorum. Ama şu anda duygularımı sorarsan harbiden çok buruk bir haldeyim. Yani şu son kapı bana hiç iyi değil. O yüzden çıkışınızı görmeyeceğim. Çok teşekkür ederiz. Çok çıkışınızı görmeden çıkmam lazım. Yoksa ben o konuda duygusalım. Tamam kendime. Çıkarım. Vallahi az önce de dediğimiz gibi kahvaltıda Timor-Leste dedik mi? Bundan sonra birini anlatırken, kendimiz düşünürken aklımıza gelen ilk şey olacaksın abi. İlk insan da demeyeyim. İnşallah yani. Umut ediyorum ki yani bir yıl sonra buradan çıktığımda tek tek hepinizi ziyaret eder. Tek tek hepinizle görüşme fırsatı bulurum. Evet. İnşallah. İnşallah. Çünkü bu yılın sonunda bitiminde benim de sadece sırt çantamı alıp işte bu kızla beraber gidebildiğim kadar, görebildiğim kadar ona bir tecrübe yapmak. Yani bu yaşta ona bir tecrübe yapmak istiyorum. Çıkıp görmek istiyorum. Şu anda Ayhan abi kafe bar yapıyor aslında. Az önce gördüğünüz bizim kahvaltı yaptığımız yer restoranı. Bir yıl sonra da aslında bırakıp gideceğim derken devredeceksin. Komple işletmeyi devredeceğim. Devredeceğim, ondan sonra çıkacağım. Yani ilgilenen olursa elinden gelen yardımı yaparım, veririm. Üretebilirse marketlere de mal verir. Aylık nereden baksan 10 bin dolara da marketlerden gelir gelir. Yoğurt verir, humus verir, baba günüş verir. Böyle dünyanın pek gidilmeyen köşelerine tur düzenleyen firmalar var. Bu firmalar eğer ki Doğu Timor'a da insan getirmek istiyorlarsa Türkiye'den, bu konuda Ayhan abiyle kontak kurabilirler. Aynen. Türk markaları var. Zeytin satan, zeytinyağı satan, bisküvit satan büyük firmalar var. Bu ülkeyle ilgili iş yapmak istiyorlarsa kendisi başbakanı bile tanır. Evet. Ayhan abinin çözebileceği gereken iş yoktur. Yaparım. Biz burada çok iyi yaşayarak gördük. O yüzden bu kadar rahat konuşuyor bence herkes. Şu altta gördüğünüz telefon numarası Ayhan abinin telefon numarası. Şöyle aşağıda. Solda veya sağda. Şu an görüyorsunuz. Doğu Timor'la ilgili hem gezmek hem ticaret yapmak isteyen kim varsa Ayhan abiyi arayabilir. Evet. Bu dakikadan sonra sen de Ayhan abi. Eyvallah kardeşim. Çok teşekkür ederiz her şey için tekrar. Isparta Senirkentlidir. Horoz çocuğudur. Mert çocuktur. Eyvallah. Gördüm burada Tetumca nasıl teşekkür ediyoruz abi? Obrigado Barak. Obrigado Barak. Obrigado Barak abi. Bali'ye kadar gelip dönme şansın da var mı abi? Abi s**lerin gidin de ben de şu anda bekleme salonuna geldik. Uçağa değil de daha çok başka bir şehre geçerken otobüsü bekliyormuşum gibi bir otogar havası var. Güzel, tatlı bir yer. Şu anda CityLink havayollarıyla uçuyoruz. Hayatımda ilk defa duydum ama buraya uçan tek havayolu şirketi olabilir. Uçak bomboş zaten. Şuraya bakar mısınız? Boş olduğu için bizim ekip komple emergency exitleri, acil çıkışları kaptı. Yavaştan alçalışa geçiyoruz şu anda. 1,5 saatlik bir uçuştu. Endonezya ile Timor-Leste arasında 1 saatlik zaman farkı var. Şu an Timor-Leste'de Türkiye'den 6 saat ilerideyiz. Bali'de de 5 saat ileride olacağız. Hi. Hi. YouTube. You can say hi to Turkey. Hi. Thank you so much. Thank you. Thank you. Evet, şu anda Milk and Mother restorandayız ama Timor-Leste'de değiliz. Şu anda Ubud'dayız. Bali'ye geri döndük. Murat hocam yanımda. Hocam öncelikle çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bize hiç planlamadığımız, hiç aklımızda olmayan muhteşem bir macera yaşattın. 48 saattir muhteşem eğlenerek inanılmaz güzel bir yer gördük. Ne güzel. Çok kötü de geçebilirdi, endişem vardı ama gerçekten beni de tatmin eden. Var mıydı hocam endişem? Benim de çok eğlendim. Ya sonuçta zor bir ülkeye gidiyoruz. Evet. Yani ne olacağı belli olmaz. Birçok faktör vardı. Bir INR faktörü vardı. Bence büyük şanstı. Çok büyük şanstı. İkincisi gittiğimiz her yerde yediğimiz yemekler, ortamlar beklentinin üstünde çıktı. Yağmur yağabilirdi 2 gün boyunca hiç durmadan. Neredeyse 2 günün %95'inde yağmursuz ve çok güzel bir hava vardı. Kesinlikle. Şu an yağmur mevsimi. Şu an yağmur mevsimi. Muson dönemi. Yani şansımız da yağver gitti. Harika birleşti her şey. Biz de zaten diğer arkadaşlarımızla da Hayta'yla, Sezer'le yeni tanıştık aslında. Kafalarımız uydu.
çok keyifli bir yolculuğa dönüştü aslında. Ayhan abi güzel gruba adapte oldu. Ayhan abi hatta biz adapte olduk bence. Değil mi? Aynen. O süper oldu yani. Her şey güzel. Harika gitti. Ben Timor Leste hakkında senin fikirlerini almak istiyorum hocam. Yani çok geniş bir soru sormak da istemiyorum. Çünkü konuşulabilecek belki milyonlarca şey olur bir ülke hakkında. Ama öncelikli tutmak istediğim konu başlığı Timor Leste tehlikeli başlığı altında daha fazla servis edilen bir ülke genelde medyada. Peki yani biz gittik ve senin gözünden hocam gerçekten tehlikeli bir ülke miydi? Latin Amerika ve Afrika tehlikeliliği yok. Yani oranın tehlikeliliği başka. Hı hı. Tabii ki Alican bir kapkaç yaşama beşinci olayı saatte oldu. Ama ben Latin Amerika'nın tehlikeliliğini, mesela nedir Latin Amerika'nın tehlikesi? Nikaragua'dır, Karayipler'de Haiti'dir, Kolombiya'nın bazı yerleri Venezuela'dır. O tehlikelerin bence onda biri yok. Ben Doğu Timor'da bir ayda kalsam hastaneye düşeceğim bir hisse kapılmadım işin açıkçası. Evet. Çünkü güzel yemekler yedik. Yani evet, gidip de plajda sahilde rastgele bir yere oturduk, yedik güzeldi. Kesinlikle. En güzel oteline oturduk, yedik güzeldi. Ayhan abinin Türk restoranında yedik oturduk ki müşterilerine de aynı servisi yapıyordur. Bence evet, son derece özeniyor yaptığı şeyleri, özel hijyenikli seçiyor. Böyle görünce yani oralardaki tehlike yok diye düşünüyorum evet, yani. Gidilebilir, gezilebilir. 56 yaş için son derece rahat bir gezilebilir, gidilebilir bir yer. Tabii ki çocuklu ailelere yine gidin demem Doğu evet, Timor'a. Yani dünyanın her ülkesine gitmiş biri olarak Doğu Timor'a da gidilmesini gençler açısından söylüyorum. Önerir misin hocam? Öneririm. Bence her ülke gençlere bir şey katar gezdiği ama onun dışında ben birçok şeyin farklılığını gördüm. Yani Malezya, Endonezya, Avustralya çevredeki ülkelere baktığımda hı-hı, Timor bambaşka bir şey. Bambaşka yani bir aynı şey değil Endonezya ile evet, ya da Malezya ile. Evet. O yönden değişik bir kültürü tanımak. Tarihte ne oldu? 450 yıl burayı Portekiz İzliler sömürdü. Sonra bir gün referandum yapıldı ve bağımsızlık diye bir şey hediye edildi. Sonra Amerika dur dedi. Oo, ben kabul etmiyorum bu evet, referandumu falan. Endonezya gel bakayım. 9 gün sonra gerçekleşti. Timor'u sana abi veriyorum. Evet. Al sen bunu yönet. Evet. 24 yıl o yönetti. Bu 24 yılda ciddi sıkıntılar var yönetimde. Bize gösteriyorlar. Nüfus buydu, buna düştü. O oldu, bu oldu. Sıkıntılı bir süreç. Evet. O sıkıntılı sürece katlanamayan halk tekrar ayaklandı. 1999'da bağımsızlığını ilan etti. Timor'un üzerinden dünyada nasıl bir düzen dönüyor? Ne oluyor, ne bitiyor? Kolonyal dönem, sonrasındaki sıcak savaş dönemi, ondan sonrasında bağımsızlıkları hediye edip evet, soğuk savaş dönemine geçip, soğuk savaş döneminde ne oluyor? Artık bir savaş yok. Ama petrol, doğalgaz, evet, altın, ne kadar şey varsa arka kapıdan o şirketlerle o ülkeden çekiliyor. Bunu Doğu Timor'da gezip birilerinden bir rehberlik alıp ya da kitaplardan okuyup ya da müzeyi bir baştan sona gezip öğrenmek bence çok değerli. Evet, yani Doğu Timor gibi bir ülkede sen aslında siyaset bilimi okuyorsun mesela. Evet. Müthiş bir ders. Timor'un tarihine bak. Aynen sana öyle, dünyada neler dönüyor 500 yıldır. Her şeyi anlatsın. Birçok şeyi görürsün. Yani ufacık bir ada bile sana bir siyaset bilimi dersi niteliğinde bir şey verebilir. Evet. Sonra yani Birleşmiş Milletler süreci, evet, Birleşmiş Milletler'in 10-15 yıl yönetimde kalması, bundan daha yeni 2017'de daha, ülkeden evet, çekip gitmesi ve şu anda 7 yıllık kendi kendini yönetmeye çalışan bir ülke. Birleşmiş Milletler ne öğretmiş? Kurumsal düzen. İşte Tarım Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, evet, o bakanlığı, bu bakanlığı, bunları kur, bunlar ne yapar, düzenini sağlar, Emniyet Müdürlüğü, o, bu, evet, bunların hepsinin düzenini kurup alın yönetin diyorsun. Burada bile müthiş bir üniversite dersi evet, var yani. Evet, biz 2-2,5 gün kaldık belki ama o kadar sürede bile o kadar dolu gezdik ki aslında sabahından akşama kadar. Öğrenebildiğimiz şeyler yanımızda kaldı. Bence şu ana kadar gördüğümüz şeyleri de biraz daha üstüne oturup gözlem yaptığımızda daha da çok şey çıkarabiliyoruz. Bir sonraki gezide görüşeceğiz. Gezide görüşmek üzere. Devamı gelsin. Devamı kesinlikle gelsin. Bir sonraki geziyi ben çok merak ediyorum açıkçası. Sıra dışı ekstrem bir ülke olacağına ben çok eminim. Ama biz de bilmiyoruz inanın. Yani neresi yani, olacak? Doğaçlama gelişecek. Hocam teşekkür ederim. Rica tekrar ederim.